Gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım. Ay ışığında şamata. Keşanlı Ali Destanı gibi ölümsüz eserleriyle tanıdığımız Haldun Taner. New York Herald Tribune gazetesinin 1953'te yaptığı yarışmada Şişhane'ye Yağmur Yağıyordu eseriyle birinci olmuştur. Varlık Dergisi'nin 1956'da yaptığı araştırmaya göre yılın en sevilen öykücüsü seçilmiştir. Ve Kadıköy Rıhtım'daki sahneye adı verilerek bir semtin de simgesi olmuştur Haldun Taner. Hepinizin çok iyi bildiği Keşanlı Ali Destanı, Türk Edebiyatı'nın ilk epik tiyatro örneğidir. 1964 yılında tam 275 kere Türk izleyicisiyle buluşmuş, Çekoslovakya, İngiltere, Almanya gibi dünyanın pek çok yerinde oynanmıştır. Haldun Taner aynı zamanda Metin Akpınar ve Zeki Alasya ile beraber Deve Kuşu Kabare'yi kurmuş ve Türk izleyicisini Kabare ile tanıştırmıştır. Dili son derece anlaşılır ve özenli bir şekilde kullanır Haldun Taner. Ama her cümlenin üstünde de uzun uzun düşündürtmeyi ihmal etmez. Sancho'nun sabah yürüyüşü, yaşasın demokrasi, tuş, kızıl saçlı Amazon, ay ışığında çalışkur, Şişhane'ye yağmur yağıyordu öykü kitaplarından sadece birkaçı. Gözlem ve mizaha da son derece önem verir ve bu öykülerde büyük şehir insanının manzarasını sunar bize. Onların kusurlarıyla yüzleştirir bizleri. Sonradan görme, züppe, açgözlülükle zengin olmuş kişilerdir bunlar. İşte bu öykülerinden birine konu olmuş kahramanımızı izleyeceğiz birazdan. Kızıl Saçlı Amazon kitabında yer alan Heykel adlı öykü. Bu öykünün kahramanı gösteriş meraklısı, egosunu tatmin etmek ve yarına kalmak için heykelini diktirme sevdasına kapılmış biri. İzliyoruz. Heykelimi diktirmek istiyorum. Ayıp değil ya. Herkesin bir zaafı, bir merakı var. Benimkisi de bu. Hem zannedersem tunçlaşmak arzusu aşağı yukarı bütün büyük adamlarda mevcuttur. Hiç öyle olmasa, kıymetli zamanlarından fedakarlık edip heykel tıraşlarının önünde saatlerce poz almaya razı olurlar mı? Olmazlar tabii. Demek ki bu işin iştahlısı yalnızca ben değilmişim. Fakat biz ne de olsa mafiyetkar insanlarız. Tutup da heykelimizi şehrin umumi merkezlerinden birine reks edecek değiliz. Bizimkisi daha ziyadesiyle bahçe içine dikilecek. Bu niyetimi kendilerine açtığım tüccar arkadaşlarım tuhaf tuhaf yüzüme bakıp susuyorlar. İleri geri konuşan bazı ukalalar da çıkmıyor değil. Güya ben heykele dikilecek derecede yüksek şahsiyete sahip biri değilmişim. Bu sevdadan vazgeçersem iyi edermişim. Vesaire vesaire. Tabii bunları aldırdığım yok. Gülüp geçiyorum. Ne demeli? Kıskançlık. Çekememezlik. Çiftlik işiyle iştigal ederim. Bugüne kadar gerek iş aleminde, gerekse hususi hayatımda namusuma ve şerefime halel getirecek tek bir harekette bulunmadım. Dürüst bir tüccar olduğuma yüzlerce şahit gösterebilirim. Piyasada itibarım yerindedir. Toptan iş yaparım. Harptan önce Almanya'ya mal yolluyordum. Şimdi daha ziyade İngiltere ile iş görüyoruz. Her neyse. Yani diyeceğim, ben öyle rastgele bir insan değilim. Heykelimi diktirmek için bütün meziyetleri şahsımda toplamış bulunuyorum. Meşhurluksa var. Üryanizade Sıtkı Efendi dedin mi? Bahçe kapısında bilmeyen yoktur. Zenginlikse bin bereket. O da var. Ben hesaplamadım ama vergi memurları 1,5 milyonum olduğunu söylüyorlar. Memlekete yararlı olma bahsine gelince o da mevcut. Milli bir mahsulümüzü değerlendirip harice tanıtıp böylece devlete döviz kazandırmak gibi yurduma iktisadi sahada elinden gelen hizmeti ifa etmiş bulunuyor. Daha ne olsun?